Next Level'dan herkese merhaba. Evet arkadaşlar, ben Berkay. Bugün sizlere gördüğünüz gibi kendimi gösteriyorum. Daha önce sizlere vlog videoları falan çekmiştim ama kendimi göstermemişim. Daha hazır hissetmiyordum kendimi göstermek için. Bugün evet bir şeylik yaptım. Böyle bir yiğitlik yaptım ve açtım kamerayı, koydum önüme, çektim. Uzun zamandan beri de kanala video yükleyemiyordum. Yaklaşık olarak 3,5 hafta falan Türkiye'ye ailemin yanına gittim. Onun dışında geri döndükten sonra evime rahatsızlandım arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1,5 aydan beri ne yazık ki kanala video yükleyemiyorum. Umarım bundan sonra da yine tekrardan düzenli bir şekilde kanala videolar yüklemek istiyorum. Bugün arkadaşlar sizlere kısaca Division oyundan bahsetmek istiyorum. Division oyununda gerçekten video paylaşamadım. Ne yazık ki oyun çıktığından beri hemen hemen 3 hafta olacak. 2 haftayı devirdi. Şöyle oyunun kutusunu göstereyim. Oyun kutusunda hiçbir şey yok. Kısa kısa gösterecek olursak 2 sayfa. 2 sayfanın arkasında Rainbow Six'in reklamı. Burada da ince ince bir şeyler yazıyor. Pek fazla bir detay yok. Sizin için boş makineye taktım. Evet, CD'nin ön arkası da bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Burası da bu şekilde. Evet. Division oyunu ben yalayıp yuttum arkadaşlar. Gerçekten oyunu sömürdüm diyebilirim. Bu 2,5 haftalık zaman diliminde ne yazık ki video çekemedim. Ama bundan sonra bol bol sizlere Division videosu çekeceğim. Dark Zone'la ilgili bilmeniz gerekenleri çekeceğim. Dark Zone'daki vendörlerden bahsedeceğim. Silah dükkanlarındaki silahları inceleyeceğiz. Oyundaki high end sarı silahları inceleyeceğiz arkadaşlar. Birçok şey yapacağız diye. Biliyorsunuz ki Division oyunu arkadaşlar 3 sene önce 3 sene önceki E3'te gösterildiğinde çok fazla ses getirmişti. Oyun grafikleri olsun, detayları olsun. Ondan sonraki senelerde iyi ya da kötü bir şekilde oyun kendinden söz ettirdi. Özellikle de bu grafik düşürmeleri arkadaşlar baya baya çok konuşuldu. Division'ın ilk gösterilen videosunda gerçekten çok çok şahane grafikler ve çok çok şahane detaylar vardı. Bu detaylar şu anda oyuna eklenmiş mi? Evet, birçoğu eklenmiş, eklenmemiş değil. Oyun gerçekten şu anda çok güzel. Ama o ilk videoda gösterilen detaylar arkadaşlar gerçekten şu anda bu oyunda yok diyebiliriz. En kısasından bahsedecek olursam şu kapıyı kapatma olayı arkadaşlar. Hani kavraldıktan sonra açık olan kapıyı kapatıyor ya. Evet, oyuna eklemişler, şu anda var ama o ilk videoda arkadaşlar izlerseniz görürsünüz. Kapıyı o kadar güzel ve detaylı bir şekilde kapatıyor ki böyle elini böyle kapıyı değdikten sonra kapı gidiyor. Ama şimdi oyunda böyle kapıyı elini şöyle uzatıyor, bu kadar. Kapı kapanıyor. Evet. Tabii bu detaylar ilk baştaki videoda çok çok iyiydi. Şu anda da oyun gerçekten çok iyi. Grafik olarak da çok iyi. O New York'taki o post apokaliptik şehri böyle detayları şahane arkadaşlar. Gerçekten şahane. Bu atmosferi çok iyi yapmışlar, başarmışlar diyebilirim. Yan etrafta yanan arabalar, işte bazen hava durumunun değişmesi, binaları brandalarla kapamışlar ve o brandaların rüzgardan sallanışları, güneşin o brandalara vuruşu falan gerçekten cillop gibi diyebiliriz grafikler. Tabi bu kadar çok detayın olmasının bu tarz oyunlarda yan etkileri de oluyor. Bu yan etkileri de bug'lar. Oyunda çok fazla bug var. Ama oyun çok güzel olduğu için bu bug'ları görmezden gelebiliyorsunuz. Çünkü çok da yani oynanabilirliği çok fazla etkilemiyor. Oyunda birkaç da giriş bulundu bu 2 hafta boyunca. Midas High End silahında, sarı silahta bir giriş vardı. Giriş sizin karakterinizin signature yani süperinizi 3 dakikada falan dolduruyordu. Bunu hemen 2 veya 3 gün sonra Talent'ı arkadaşlar iptal ettiler ve yarınki, yani bu videoyu ben Salı günü yükleyeceğim, Salı günkü güncellemede bunu düzelttiklerini söylüyorlar. Ben daha güncelleme notlarını okuyamadım ama duyduklarıma göre arkadaşlar güncelleme notlarında bu şeyleri düzeltmişler. Oyunda birkaç da giriş vardı. O girişleri de düzelttiklerini söylüyorlar. Bakalım yarın güncelleme geliyor.
Siz videoyu izlerken yani bugün videoyu Salı günü yükleyeceğim. Bugünkü güncellemede umarım nelerin değişti, nelerin değişmediğini büyük ihtimalle çok daha yeni açıklar çıkacak. Çünkü bu tarz oyunlarda adamlar yamalıyor oyunu, ondan sonra başka bir yerden patlıyor, başka bir bug'lar çıkıyor arkadaşlar. Umarım güzel oyun olur oyun. Çünkü oyunun gerçekten ucu açık arkadaşlar. Oyundan böyle bahsettik. Kısa kısa oyunla ilgili kesinlikle videolar çekeceğim. Dediğim gibi inceleme videoları özellikle çekeceğim. Videoda bakıyorum şöyle 5 dakika olmuş. Bu ışık sorununa da videodaki ışık sorununa da arkadaşlar emin olun çözeceğim. Şu anda çok karanlık olduğunu biliyorum. Işık yetmiyor. Televizyondan bakıyorum kendime şu an. Evet, gerçekten çok karanlık. Ama bu videoları da emin olun zamanla tecrübe kazandıkça daha güzel hale getireceğime inanıyorum. Evet, heyecandan birazcık kötü olmuş olabilir ama video, ama umarım daha sonra daha iyi videolar yapacağım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yaklaşık olarak 6 dakikadan beri kafanızı şişiriyorum. Kafanızı şişirdiğim için özür dilerim. Bir sonraki Division videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.